planladığımız, düşündüğümüz bütün organizasyonları doğru şekilde çocuklar oynamaya çalıştılar. Havanın müsaade ettiği kadar, kaldı ki bu sıcakta, bu rutubetli havada her kitap oyuncularını da kutlamak lazım. Gerçekten bana göre keyifli bir maç oldu. Çok fazla belki pozisyonu yoktu ama mücadele anlamında her kitap oyuncuları da elinden geleni yaptılar. Biz daha doğru oynamaya çalıştık. Daha deplasman takımı gibi oynamaya çalıştık. Zaman zaman topun hakimiyetini rakibe verdik ve o zaman kalemizde böyle cılız tehlikeler oldu ama topa sahip olduğumuz zaman biz doğru işler yaptık ki yapmamız gereken de buydu. Planlamamız bu şekildeydi. Bazen istediğiniz olmuyor saha içerisinde. Bunu da kabul etmek lazım ama önemli olan 3 puandı. Gerçekten çok değerli 3 puan aldık. Geçen haftaki o şanssız mağlubiyeti telafisini yaptık. Hem bizim adımıza hem taraftarımız adına, Deniz Halk adına güzel bir bayram hediyesi olarak olduğunu düşünüyorum. Karşımızdaki takım gerçekten büyük yatırımlar yapmış. Belki de Süper Lig takımları bütçesinde bir bütçeyle sezona girmiş. Onların aldığı 2 oyuncuya biz takım kurmuşuz. Öyle bir kıyaslama yaparsak böyle bir durum ortada. Ama bugün bizim çocuklar aslanlar gibi çıktılar, mücadele yaptılar. Söylediklerimizi eksiksiz yapmaya çalıştılar ve iyi bir galibiyet aldık. Tebrik ediyorum her iki takım oyuncularını. Yani şöyle söylemek lazım. Çok toplama bir takım. Bu takımdan kısa vadede çok çabuk bir başarı beklemek mümkün değil. Yani bunu kimse beklemesin. O hocasına, futbolcusuna herkesin sabır göstermesi lazım. Çok kaliteli, çok elit oyunculara sahipler. Ama şu anda eksikler. Takım olma olgusunu tam henüz yeni yeni oluşturmaya çalışıyorlar. İşte transferleri, sonradan gelen oyuncuların fiziksel eksiklikleri var. Onlar orta göze çarpıyor. Yani bizim de bu maçtan önce yaptığımız analizde en çok dikkat ettiğimiz şey onların fiziksel olarak eksik olan taraflarıydı. Oyunun temposunu biz elde tutarsak onları çabuk oyundan düşürürüz diye düşünüyorduk. Ama bunu tam %100 istediğimiz gibi yapabildik mi? Yapamadık. Ama ne olursa olsun karşıdaki takım çok iyi oyunculara sahip ve bu ligde bence önemli işler yapabilecek potansiyele sahip bir takım. Hocam Burak Çağlı gol öncesi çıkarıyor muydunuz? Evet. Burak da bizim aynı diğer oyuncu, diğer takım için söylediğim, oyuncular için söylediğim şeyin aynısı. Bizde de özellikle Tonya, Burak, Recep Niyaz, bunun gibi bazı oyuncular hep sonradan bize katıldılar. Bizde de çok fiziksel olarak eksik oyuncu sayısı fazla. Hatta kadroya alamadığımız oyuncularımız var, Denizli'de bıraktığımız. İnşallah bir transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İstediğimiz, çünkü santrafor bölgesinde Mehmet Akgüz'den başka alternatifimiz yok. Orada mutlaka ciddi bir transfere ihtiyacımız var. Bunu da inşallah planladık. Önümüzdeki günler içerisinde yapmayı düşünüyoruz. İnşallah kendi hedeflediğimiz yolda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Hocam bir yayın kuruluşta bir haber var. Belki dikkatinizi çekmiştir veya sonradan görmüşsünüz. İşte orada transferiyle ilgili bir açıklamamız var. İşte yönetim yapamadı falan tarzı. Siz bunu kamuoyuna Denizli Televizyonu yayınladı. Siz isterseniz olarak mı söylediniz yoksa hani Forvet bize lazım bir an önce bu almamız şeklinde? Yani bu ben açık açık söyledim zaten. 60 gündür bir oyuncu transfer edemiyorsanız bu büyük bir hatadır. Yani bu yönetimin de hatasıdır. Bizim de hatamızdır. Ama yani burada biraz da tabii ülkenin içindeki ekonomik şartları da düşünmek lazım. Yani bizim öyle her önüne gelen oyuncuya, şimdi Potel'in 2 senelik maliyeti 12 trilyon. Bizim takımımızın toplam maliyeti 16-17 trilyon. Yani oradan bakarsanız bizim bu tür paraları harcayacak durumumuz yok. Kur bir ara 8'lere yükseldi. Biz bu noktada transfer etmeye yapmaya kalkarsak çok büyük açık veririz. Bu kulübün zaten etine budune. Yani başkanımızın çabasıyla ayakta durmaya çalışıyor. Kişisel gayretiyle ayakta durmaya çalışıyor. Yönetim kurulunun gayretiyle ayakta durmaya çalışıyor. Bizim dışarıdan alabilecek herhangi çok büyük desteğimiz yok. Bize gelecek para yok. Yani o anlamda kulüpte yorganına göre ayağını uzatmak istiyor. Yönetime de hak veriyorum. Ama onlar da bir oyuncu transferinde zaten konuştuk, netleştirdik. İnşallah bir oyuncu yarın Denizli'ye gelecek. Onunla görüşmemizi yapacağız. Nasıl olursa anlaşabilirsek transferimizi yapacağız. Hocam, Potel'in maliyetinden bahsettiniz. Sosyal medyada da adam, kaleci adamın da maliyeti çok konuşuldu. Oradaki adamlar gerçeği yansıtıyorlar. 250 bin euro civarından bahsediliyor kaleci adam için. İkincisi de hocam, Gladbach'ı, Şahdar'ın etkisi koyduğunuz gündemimize geldi. Var mı bir ilişki? Gladbach'ı ile ben bizzat telefonda konuştum.
bize çok yüksek bir rakam söyledi. Biz o rakamları veremeyeceğimizi açık açık söyledik ve transferi kapattık zaten. Yani o söylenen 250 bin euro çok saçma bir rakam. Adamın bize maliyeti 180 bin euro. 180 bin euro. Ki o da kur 5,5 lirada iken yapılmış bir transfer. Kur sabitlemesi var. Yani artık siz gerisini düşünün. Yani bir potenin aldığı paranın belki de 3'te 1, 4'te 1. Şeyden dolayı sordum hocam. Geçen gün yaptığımız röportajda konuşmuştunuz. Onunla ilgili yorumlar var. İstanbul Spor yöneticisi yazmıştı. Ömer Sağlık. 250 bin liraya mal oldu diye. Onlar da aydınlattığınız için sağ olun. Valla sevgili Ömer abimiz yani o kendi takımının muhasebesini tutsun. Bizim muhasebemizi tutmasına gerek yok. Teşekkür ederler. Hayırlı. Planladığımız, düşündüğümüz bütün organizasyonları doğru şekilde çocuklar oynamaya çalıştılar. Havanın müsaade ettiği kadar, kaldı ki bu sıcakta, bu rutubetli havada her iki takım oyuncularını da kutlamak lazım. Gerçekten bana göre keyifli bir maç oldu. Çok fazla belki pozisyonu yoktu ama mücadele anlamında her iki takım oyuncuları da elinden geleni yaptılar. Biz daha doğru oynamaya çalıştık. Daha deplasman takımı gibi oynamaya çalıştık. Zaman zaman topun hakimiyetini rakibe verdik ve o zaman kalemizde böyle cılız tehlikeler...